O Değildi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Berk Sevgi, Berkingham bizlerle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni konuk olarak ağırlamak beni çok mutlu etti. Valla bayağıdır görüşmüyorduk. Yani en son o filmden sonra bir daha görüşmüyorduk. Senelerdir görüşmüyorduk, evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu program başka yerde denk gelmemişsindir. Boş yapılan bir program. Evet. Yani başka nerede duydun böyle bir şey? İlk kez yapacağız. Benim için İnternette yok böyle bir şey. Evet, sen dedin yenilik olsun bizim için. Aynen öyle. hiçbir şey konuşmayacağımız bir programa ne dersin? Zaten yapmıştık falan gibi. Ama burada tabii ki ilk defa şu anda Sokrates i̇lk ekibinin defa. Dışında birini ağırlıyorum. Sana bu fırsatı vermiş. Fırsat mı? Fırsat. 5 dakikan var. Bana bu kalemi sat. Demin onu konuşuyorduk bu arada sevgili arkadaşlar. Şu anki şeyden dolayı, kadraj ve buna bağlı sistemlerden dolayı bir takım böyle motive edici konuşmalar. Bu şeyler söylememiz gerekecek 10 dakika boyunca. Şu anda mesela kameradan rica ederim, kurgudan. Sadece sen görün ekranda. Ben görüneyim ve şeyi de rica edelim bu arada. Yüzüme altyazı gelsin. Kurguya hiç çıkardım. 40 yaşına kadar araban yok mu? Araban yoksa bir zavallısın. Ama bundan sonra yüzüme çarpması lazım. Bu niye motive edici olsun? İğrenç bir şey. Bir de niye özgüven soruyorsun? Araban yok mu? Araban yoksa diyeceksin. Ve benim abi şöyle bir teorim var. Onların yarısı bence birbirine bakmıyor. Böyle telefonu koyuyorlar abi boşluğa. Çünkü bu adamları dinleyecek bu kadar insan olamaz yani. Abi olamaz. Bir de ben şeyleri falan fark etmeye başladım. Dekor arkası. Uçak mesela. Uçakta oturuyor gibi. İşte benim bu zamana kadar 5 tane jetim oldu falan. Böyle şey eğilmiş dekor arkada böyle duvar. Onu hazırlamıştı. Evet. Abi inanılmaz bir dünya. Evet, biz Instagram Reels'ına girdik öyle seninle gerçekten. Senden sonra ben de bu remix işini deneyeyim dedim. Ama şu anda Instagram'ın bütün algoritması ona dönüştü. Onları öneriyor. Instagram sanki ben depresyondayım. Beni o depresyondan çıkarmaya çalışıyor gibi devamlı. Üzülme. Çünkü üzülürsen bu hayat falan. Bir de abi... Şu Haluk Bilginer, yani çok seviyoruz. Şu Haluk Bilginer falan Haluk dedim Bilginer. Bu arada. Şöyle Haluk Bilginer kesitleri diyecektim. çok seviyoruz hani, müthiş bir sesi var okey ama yeter ya. Yani bu kadar Instagram'da... Ne izledin de o çıktı acaba? Ya, abi devamlı Haluk Bilginer'in dizilerinden konuşma kesitleri. Üzülme falan. Dünya bilmem neye kalsa falan böyle bir şey. Tamam ya, anladık yani yeterince. Onda şey Vin Diesel'in. Kalbi kırık olanın yolu yokuştur falan gibi. Böyle bir şey mi söylüyor? Söylemediği sözler yokuştur var ya. Yokuştur böyle. Yani ünlülerin söylemediği sözler var ya böyle. Jason Statham evet. Falan böyle. Abi evet gözleme ya. Gözleme güzel bir şeydir falan. Böyle fotoğraf falan hazırlayalım. Söylemeyeceği çok belli böyle bir şey. Peki falan. Buradan yani Instagram'da inanılmaz içerik üretiyorsun. Yani benim herhalde Instagram'a girme sebeplerimden biri olarak. Abi yani sadece arkadaşımsın diye söylemiyorum. müthiş bir şeyim var. Skalam var. Skala demek istiyorum. Tiklemeler diyelim. Evet. Yani hiç beklemedik yerde beklemedik şakalar ve buna bağlı sistemler. Bunu mesela şey yapıyor musun? Onu merak ediyorum. Ben çünkü benim de yapmam gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani yani öyle bir yeteneğim yok. Mesela sende çok iyi taklit yeteneği var bence. Ama bir türlü kendimi şey yapamıyorum, motive edemiyorum. Yani sen mesela şey yapıyor musun Instagram'da? Ya bugün Instagram'a bir içerik koyayım. Abi hiç, ne yapsam falan gibi bir şey hiç, mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani gerçekten ya gördüğüm bir şey oluyor. Yani bir akım oluyor. Onunla diyorum lan şöyle bir dalga geçsem çok komik olur falan. Yani içerik bugün, tüketirken mi aklına evet, geliyor? Evet evet tüketir. Bugün sen işte abi dedin yarım saat geç geleceğim. O arada bir reels çektim koltuktan. O kadar. Geç gelen o adam. O kadar böyle. Ha dedim bari. Bir şey çekeyim. Anladım, bir şey çıktı mesela orada. İzlediğim şeylerden. Instagram'ın bana önerdiği genelde şey öneriyor işte böyle. Bana da o dalga geçtiğim için motivasyon onları öneriyor değil mi? Evet. Bir de Trinidad'da köfte yapan dayıları öneriyor. 50 tane böyle. Müthiş ama. Sokakta falan. Evet. Bir tane şey gördüm. Bu hazır noodle'lar var ya. Ha. Biri sokakta onu yapıyor. Yani niye niye abi onu sokakta yemek isteyelim? Kamil Koç'taki bana bir sıcak su ver falan. Restoran açması gibi. Böyle noodle, hazır noodle sosunu koyabilen. Ne yapıyorsun abi? Niye öyle bir şey yapıyorsun yani? Pınar ama... köfteyi lokantada yemek gibi. Aynen o keyifli. Kafa. Ama sokak yemekleri, sokak lezzetleri
olabilir diye bir nokta var gerçekten. Var hocam. Maalesef biz de seninle ne zaman Kadıköy'e falan gitsek dağılıp sonrasında bir böyle bir kokoreçe gitmeler, tabii, bilmem neler. Yapıyoruz bunları. Bu sporu yapıyoruz. Ben normalde hazırlık yapıyorum. Konular hazırlıyorum gelen konuklara. Sen de böyle hiçbir şey yapmıyorsun. Kariyer yani. Olmadığı için orada. Estağfurullah. Yani ben her şeyi biliyorum diye diyelim. Ama şöyle çok güldüm. Bir şeyin oldu, onu burada sana sormak istiyorum. Twitch'te canlı yayında Microsoft Flight Simulator, yani uçak simülasyonu, evet, bilmeyen varsa, oynarken gerçek zamanlı olduğunu fark etmeyip İstanbul-Singapur uçuşu yapıp 11 saat uçak sürmüşsün. 11,5 saat hocam. Gerçekten yani bu benim hayatımda duyduğum en güzel içerik üreticiliği pilot örneklerinden biri. Pilot kıyafetiyle olduğunu da eklemem gerekiyor. Pilot şapkası ve ceketle. Yani gerçekten. Bunların evde olmasına bir şey yok. Diyeyim. Bak son bir dakikadır söylediğin hiçbir şeye gerek yok ama böyle. Ya o nasıl yaşandı? Gerçekten real time olduğunu bilmiyordun, gerçekten değil mi? Gerçekten bilmiyordum. Ve biz hani ben normalde açıyorum işte, hı-hı, böyle pilot gibi konuşuyorum falan. Cabin cross check falan diye böyle taklitler falan yapıyorum. 2 saat, 3 saat yani açıp kapatıyorum. Regular bir yayın o yani. Hı-hı. Sonra birisi şey dedi. Ya hadi dedim siz söyleyin bu sefer nereye gidelim. Şehir seçin falan filan. Ya birisi işte yazıyorlar bilmem ne. Singapur böyle gözüme çarptı. İyi dedim Singapur'a gidelim ya falan. Baktım 4 saat falan bir şey diyor. Ondan sonra başladık gidiyoruz. Böyle güzel tamam. Yani taklit yaptım bilmem ne. Eğlenceli enerjik bir yayın böyle. Sonra böyle 4,5 saat oldu. Haritadan şeye bakıyoruz böyle. Yani ne kadar gitmişiz? Ne kadar gitmişiz? Yanlış gitmişiz bir kere. Yani başka bir yöne gitmişiz. Ben otopilotu bilmediğim için. Tabii you had one job bu arada ya. Biz yukarı gitmişiz böyle. Bir de daha böyle o gittiğimiz yerden 10 tane daha var. Tamam mı? Yani mesafe olarak bakıyorum ben. Of. Diyorum ki ama herhalde hani hızlı geçiyor oyun zamanı. Yani bir şekilde ne bileyim 2 saat sonra oradayız falan gibi konuşuyorum. Sonra sabah 6:30 oldu saat. Gerçekten gittiniz yayına, evet evet yayına şey başlıyorum işte. Arkada LEDMED var, gece akşam 10:30 başlıyorum. Böyle normal hani karanlık bir odada başlıyorum. 7:30 böyle yayının sonunda yüzüme güneş vuruyor. Şey, sabah olup güneş doğdu abi bayağı 7:30. Ve insanlar oturup bunu seyretti. Seyrettiler. Benle işte beraber bir ekip 11,5 saat. Bir de 2 kere mi ne çişe gidildi böyle. Bir yerde isyanım var hatta. 7,5 saatin sonunda şey falan diyorum artık. Bugün aramadım ama sonra. Ağzıma ne gelirse söylediğim bir kısım artık böyle çünkü mental. Abi acıkmadın mı ya bu abi arada? Abi yok işte bir şeyler atıştırdım falan. Otopilotu alma falan. Aynen gibi. Otopilotu of alıp gidiyorsun ya, zaten olayı ama bir süre sonra otopilottan sapıyorsun. Ve ben düzeltmen o kadar gerekiyor. Aynen uçağı düzeltmen gerekiyor. O kadar inat ettim ki. Gideceğiz abi Singapur'a falan diye. Gittik abi 10,5 saat oldu falan artık böyle 5 dakika var. Dağa çarptık. Uçak düştü. Bu kadar 10 saat boşuna evet, seyrediyor evet, Allah. İnanılmaz çünkü gerçekten. Gece olduğu için görmüyorum. Karanlık abi. Bir de biz o alarm seslerini kapatmıştık. Böyle de bir pilotluk. Tam bir yani gerçekten. Kafamız şişiyor diye alarm sesini kapattık. Türk mantığı şey var ya. Emniyet kemerini sesi geliyor evet, diye evet, şey arkadan bağlı. O adam işte. Gerçekten direkt böyle uyarıyormuş aslında bizi uçak tabii ki. Dağa gidiyorsun tabii, diye. Tabii dağa gidiyorsun. Görmedim abi karanlık. Girdik normal dağa. Normal ama yani bunlar var. O yüzden demek ki bu uzun uçuşları belli bir tecrübe. Bir de iki pilot hani bir de doğru, yani evet, bir doğru. Kişiyle biraz. Ama yani içerik üreticisi işte gençleri anlamıyorsunuz falan diyorlar. Ben daha çok gençleri anlayan bir yayın görmedim. Müthiş şey yani bu kadar. Gençlerle birlikte. Her şeyden önce content is king diyorsun yani. Diyoruz hocam. Diyorsun o Singapur'a gidiyorsak giderim yani. Onları müthiş. Üzmemek için gittik ya. Helal bayağı. Olsun. Yani. YouTube'da var bu arada izleyebilirsiniz. Evet, YouTube'da evet. Seyredebilirsiniz. Yazık gerçekten müthiş. biraz içerik üreticiliği konuşalım istiyorum. Tabii ki. Bu Soğuk Savaş'taki şakaları nasıl yazıyorsunuz? Bir ekibimiz var. Boğaç var bir tane. Çok seviyorum onu. Hep beraber oturup yaz falan. Ya biz bunu kendi aramızda da konuşuyoruz bu arada. Tabii. Ya bu kadar uzun sürmesi gerçekten bizim de şaşırdığımız evet, bir şey. Evet ya YouTube'da bu kadar uzun süren aynen. Kaç tane show var hakikaten? Gerçekten yok galiba. Yani hakikaten bu tabii olmayabilir, evet. Yani bir tamamen hani rastgele de bir
bir şekilde hani buraya kadar gelmiş bir şey olduğunu da biz kendi aramızda konuşuyoruz yani. Biraz böyle. Evet yani hani böyle müthiş çünkü övüyor gibi anlaşılmasın diye diyorum. Ama gerçekten de birbirimizi soğuk savaştan soğuk savaşa gördüğümüz bir dönem var. şu anda neyse normalde de görüşüyoruz ama yani, ne haber abi iyidir şuna ne dedi falan diye gibisinden. Ve ben bir açıkçası yazarken bir yerden sonra böyle tıkanmaya falan başladığım dönem oldu. Sen de onu galiba tabii yaşıyorsun abi, değil mi? Kaç 4 sene oldu zaten tabii artık. Evet. Yani. Biz bu projeyi ilk başladığımızda falan yani, aşırı oldu. Araban yok mu? Şakan yok mu? 40 şaka yazamıyorsan hiçbir şey yazamazsın. 30 yaşına gelmişsin bir şaka daha yazamıyorsun. Şaka yazamazsın. Oradan kesin o kroplandı. Ve o kadar cümlenin sonunda hiçbir şey söylemiyor böyle çoğunlukla. Bir de abi bu kadar ceket giymiyorsunuz evde. Kandırmayın yani. Tabii yani. Neyse biz onlara biraz sinirlenmişiz. Bir de bu kadar sanırım kaslı değilsiniz evde. Çok kaslı abi bu adamlar şöyle konuşuyor. Peki Soğuk Savaş nasıl gidiyor? Yani süper ya. Vallahi, keyifli. Keyifli, ünlü konuklarla. Konuklarla. Çok mutlu olduğun gözlerinden evet, anlaşılıyor. Evet, senin de öyle. Yani bana diyorlar ki ya Boğaç abi ne kadar tatlı son bölüm. Çok özür dileriz. Şu an dünya üzerinde sadece biz eğlendiğimiz bir sekans yaşadık. Ama bunu konuşmamız gerekiyormuş. Evet. Kusura bakmayın ama gerçekten çok keyifli gidiyor. Ben de keyifle evet, izliyorum projeniz. Evet abi kendine geldi bu arada. Hakikaten. Geldi. Evet. Son. Ya bir şöyle bir şeyi konuşalım aslında. Bizim kanalda fırsat bulmuyor. Belki ileride konuşuruz. Şu OnlyFans muhabbetinden sonra hepsine altına onu yazmaya başladılar. Evet. Gerçekten hani biraz böyle şey gibi. Bence bu arada hani konsept olarak ben aşırı mantıklı buluyorum. Yani insanlar hemen şey yapıyor ya. Çok başarılı falan diye. Gelmeyeceğim yazdığını. Ya gelmeyeceğim ben evet. Gelmeyeceğim. Sonradan biraz pişman oldum gelmememeye. Hayır tabii ki bu arada hani öyle bir şansımız var bu arada. İsteyen istemediği aynen bölüme çıkmıyor. Aynen. Tabii ki saygı duyuyorum ama... Evet. Çok da yani eğlenebilirdik ben. Evet. Ya bence zaten yorumlar biraz fazla abarttı. Ya, çünkü orada mizah bazen yani mizahın çıkmamasından da bir mizah oluyor tabii orada. Yani orada ya orada vermeye çalıştığımız şey videoyu izleyenler zaten anladı evet. İzlemeden o, ya, yorum bu adamlar yapıyormuş. Farklı bir dünyanın adamları ve hı-hı. Bu insanlarla karşılaştığı zaman ne oluyor biraz. Evet. Onun parodisini yaptık biz ya aslında. Ya bu zaten çok eğlenceli hani bir şey. Farklı evrenden insanlar hı gelmiş gibi. Yani, orada rahatsız hisseden insanı izlemek de evet, bana komik yani geliyor. Siz onun, çok rahatsızsınız üstüne, arada yani. Onun üstüne gittik yani. Yoksa aynen, tabii ki. Kesinlikle. Yani. Sonrasında ama yorumlar olumlu gerçekten. Evet. Şu anda da iyi gidiyor. Sonradan izlediler bu arada. Evet. Sonraki bölümlerin yorumları değişti. Bir tayfa da var. Onu da bak lütfen. Hemen ön yargı tayfa. Tabii onlar var. Ama evet keyifli gidiyor Soğuk Savaş. Ben de takipteyim evet, Berkçim. Evet. Eyvallah sağlık abicim. İstediğin zaman. Ne zaman geleceksin? Valla davet etmediniz henüz. Çok iyi fikirmiş. Senin tabii ki bir Twitter geçmişin var şimdi. Tabii. Geçmişin demeyeyim de yani. Gömdüğümüz, Göbekli Tepe gibi gömdüğüm bir hesabım var benim. Evet yani biz de seninle Twitter'dan tanıştık sayılır. Evet. Orada takipleştik. Aynen. Sonra sen bana Facebook'tan bir mesaj atmıştın ama. Ya hayır. Bugün o gün. Bana Facebook'tan mesaj attın ama. Tamam onu söylemem lazım. Tamam, o adamlara giriyor. Yok estağfurullah. Hayır. Söyle. Ya şöyle biz daha tanışmıyorduk o dönem. Galiba takipleşmiyorduk da. Evet. Hangi programları kullanıyorsun diyordu. Ben de görmemişim. Ama yani işte. Çok güzel. Hani bu bir sevgi görüş aslında. Hayır sevgi buradaki komik şey biz tanışmışız. Çok yakın arkadaş olmuşuz. Evet. 5 senedir beraber içerik üretiyoruz. 2 farklı kanalda. 5 sene sonra ben sana böyle mesaj atmıştım. 5 sene sonra söyledi. Yani böyle şey. Ve arayıp bulduk o mesajı. Evet yani bulduk bu arada. Hani sen katil falan olsan böyle 5 senelik bir plan evet, yapsan evet, böyle yaparsın. Yani evet, nihayet güvenini kazandın falan gibi bir şey oldu. Artık bana bir şey diyemezsin. Neyse çok iyiydi. Yani orada da ben de after kullanıyorum falan deyip ondan sonra stüdyoda... O da müthişti ya. Stüdyoda bana After Effects'i emanet ettiğiniz bir sekans. Bu arada arkadaşlar bilmeyen vardır yani Base 42 olarak başladığımız şey bir ajans projesiydi ama gerçekten ofiste neredeyse sadece biz vardık yani evet, videonun çekiminden bizimdi ya bir de işte yapımcımız vardı Özgür yönetmenimiz de o zaman ve her şeyle biz uğraşıyorduk yani evet, kurgusundan thumbnail'ına bilmem nesine. Berk de ben After Effects biliyorum. Görsel aynen, efekt biliyorum dedi. Ben kurtarırım dedi bu projeyi diye. Evet çünkü After Effects'te bir şey var bir onu çözemedim. Berk yani oturdu ve
Gece gene Singapur'a gitmiş gibi yani sabah 6.30'da. Ben bunu yapacağım diye 4.30 muydu evet, artık saat? Ki ben de biraz After Effects biliyordum o dönem yani. Hayır, siz üşendiniz zaten, uğraşmak istemediniz. Ha öyle miydi? Ben dedim ki ben yaparım ya, biliyorum ben. Orta seviye After Effects biliyorum falan deyip. Oturup 4.5 saatte olan projeyi de bozmuş. Layer'ların yeri değişmiş. Yazılar var. Yeni yazılar vardı böyle projede. New title falan yazıyor öyle o geç. Evet o da müthişti ama. Güzel, keyifli bir anekdot güzeldi. Diyelim. Twitter'da senin böyle bir şey bir ilişkin var Twitter'la. Love nasıl hate derler? Evet love hate ilişkin var. Ama yani gerçekten benim hayatımda gördüğüm en komik Twitter kullanıcılarından biri olarak. Böyle klasik mimlerin şeylerim var. Bir tane de bir eski hesabının başına gelen bir olay var. Eski hesabın kapandı. Sonra biz de dedik ki abi biz bunu kurtarır şey yapar. Boş ver ya zaten bir sürü tweet vardı falan diye bıraktın üşendim evet, böyle yeni hesap açtım. Üşenmedim de şu an açarsak o hesabı çok iyi şeyler olmayabilir. Bir daha iş alamam gibi diye. Yani, o böyle Göbekli Tepe gibi kalsın. Kalsın yani, o şey be. Kumlarda gömülü. Ama işte çoğu o efsane tweetleri tekrar ulaşamamak kötü orada. Gene bir sürü yerde var bu arada screenshot alınmış screenshot falan. Olarak. Ha, evet, onları doğru, çok dileyenleri atabilirim falan değil mi? Bunu koleksiyon olarak tutuyor böyle sergi açıyor böyle gidiyor bakıyorlar. bu love hate ilişkisinde şunu aslında burada sormak istiyorum. Tabii. Yani Twitter'da hepimiz besleniyorduk zamanında. Şu anda ben nefret ediyorum. Ben kapattım. Love yeni tarafı ha, kapattın mı? Ay tamam çok. Arada kapatıyorum yani böyle. Sen böyle bir kafa tatiline çıkıyorsun evet, değil mi? Ya şu anda abi ben şeye çıldırmak üzereyim. Buradan da hatta yani bunu Twitter'a da yazabilirim ama o kadar sinirlendim ki Elon Twitter'a Musk bile. Duysun falan diye. Duysun buradan. Şöyle evet, bir yerde Elon Musk konuşmak zorundayız bu arada. Evet, direkt bir şeyler daha yapmak zorundayız ama onun Türkiye'de izni yok. Şöyle kendisine buradan da evet duyurum olsun. Yani 40 tane şirketi falan olabilir ama şu işi doğru evet, yapsın. Abi şu öneriler çıldırmak evet, üzereyim ya. Çıldırmak kapatıyorum devamlı öneriyor. Bir tane şeye espri yaptım diye hava durumu aynen, şeyini retweetledim. Şey yaptım abi diye. Bir haftadır astrolojik, her şeyi biliyorum. Bulgaristan'daki hava durumundan. Devamlı hava durumu haberi evet, paylaşıyor. Ya ben bir tane tweet attım konuyla bu kadar ilgileniyor olabilir miyim ya? Algoritma kafan çalışsın daha biraz da yani, kötüleşti. O konunun da en kötü tweetini sana çıkarıyor. En böyle popüler, en evet böyle leş şeyini sana gösteriyor. Abi gerçekten çıldıracağım gerçekten. Evet, hava evet, durumu da oldu mesela şey. YouTube da aynı şekilde ondan da bıkmış durumdayım. Bu algoritmaları niye böyle yapıyorlar? İyi, bir tane abi, Ferdi Tayfur dinledin diye. En büyük hayranı yapıyor senin ya. Bir sene boyunca Ferdi Tayfur öneriyor. Ya bir tane şarkısını sağ taraf dinledim. Full böyle evet, Ferdi yeter ya. Tamam yani. Hani bir kere şeyi yok. Balık hafızalı. Yani evet, geçmişte ben bir sürü şey dinlemişim. Onları niye silip atıyorsun bir tane Ferdi Tayfur'la da sadece hayatıma Ferdi Tayfur'u koymak zorunda kalıyorsun. Neyse. Dinleyeceksin gece gündüz falan. 2023'te üst üste Ferdi Tayfur denme rekoru kırmışız bu arada. Spotify'da geliyor. Rejiden bilgi geldi. Ben de Twitter'da astrologlarla çok dalga geçiyorum. Hatta tweetlerin eyvah, altına gidip şey falan diyorlar işte. Karmik borçların ödeneceği bir güne giriyoruz falan diye. Ben de bunun altına böyle emekli şey gibi. Benim 80 liralık karmik borç var idi. Böyle yazım hatalı. Şubat'ta acaba af gelir mi falan diye böyle şeyler yazıyorum. Onlarla yazdım. Çoğu böyle komentlere kapatıyor sonra tweetlerini. Hani görüyorlar da. Beni de bloklamıyorlar ama şey oluyor. Sonradan böyle sürekli artık şey çıkıyor of, önüme. Değil mi i̇şte ya? Bugün Boğa'nın şey günü falan diye. Hoş bir gün değil Boğa. Abi çıldırmak falan üzereyim. Sürekli astrolog okuyorum ve artık yeter dedim. Çok kötü oldu o şeyden sonra. Evet. Elon Musk aldıktan sonra iyice kötüleşti. O öneri şeyini değiştirdiler. Eskiden kapatabiliyordun. Şimdi hı-hı, bir de işte yok, birinin zorla falan açıyor. Bilmem kim takip ediyor. Evet. Bana ne ya Allah Allah. 1000 tane kişiyi takip ediyorum. Ya 1000 kişinin de takip ettiği şeyleri beni sırayla önüme mi çıkaracaksın? Böyle saçma şey mi olur? Notifikasyonda saçma sapan neyse hocam. Sen sanki Twitter hani çok kullandın diye zamanında sanki kurucusuymuşsun gibi sana sinirlendim ama kusura bakma. Estağfurullah. Yok. Hayır derdimizi paylaşacağız. Böyle bu işler. Evet. Bir şey olayını çok seviyorum bir de senin şu geçmiş dönemde yaptığın. Çayınızı kahvenizi koyun başlıyoruz deyip asla başlamayın. O tweet atıp uyuyorum ben bu arada. Çayınızı kahvenizi alın birazdan başlıyoruz. Başlıyoruz. Ne yapalım?
Sonra yatıyorum, ertesi gün bakıyorum hala gelmişler böyle. Millet de uyum sağlıyor. Çok komik. Ama altında bir abi bekliyoruz hala. En iyi 5 restoran falan diye böyle asla paylaşmıyor. Çünkü bir ara onun da boku çıktı. Evet böyle evet, herkes, her şey flu oldu. İşte 10 tane web sitesi paylaşacağım. Almanca öğrenebileceğiniz falan. Ama her gün mü? Yeter abi, tamam. Ya bir de abi ne bileyim, basit bir Google aramasıyla oluşabileceğimiz şeyleri yani Twitter'da. Instagram'ımda da paylaşıyorum falan diye insanlar var. Gidiyorsun orada da aynısı aynı şey almış falan. Abi işte bu şeyden kaynaklanıyor ya. Bu şeyler geçti ya, bu marketing uzmanları, işte sosyal medya uzmanlarının tavsiyeleri yüzünden, marka tavsiyeleri yüzünden insanlar marka gibi davranmaya başladı abi, çok yani. Acayip. Böyle adam var böyle duruyor falan. İşte 5 bilmem ne tavsiyesi falan. Ya birazcık sen kimsin? Niye buradasın? Bir bunları da bir öğrenelim. Biz birazcık samimiyet. Finansal bilmem ne uzmanı. Karmik borç falan demiştim. Karmik borç, evet, adam enteresan. Senin rapçi ya. İsmin gibi. Rapçi ismin demişken. Haydi buyur. Evet, senin bir alter egon var. Biraz da var. Seni övelim ya böyle falan diyoruz. Program çünkü konuk çağırıp. Bir dakika, bu aç böyle mütevazı ama falan diyor. Hemen o da asıl hazırmış. Ben böyle öyle bir karakterim var canlı yayınlarda bu arada. Canlı yayın yaparken. herhangi bir övgüde aşırı bozan adam. Herhalde lan falan diye hemen tribe giren var ya. 4 senedir övgü duymamış adam. O çok iyi şaka dendikten sonraki ilk şaka böyle çok kötü oluyor. Tabii çok iyi şaka ya falan diye tribe giren. Neyse, senin bir alter egon var. Lil Reflü, evet, hocam, isminde. Alter. Evet. ve hatta başka bir ismi vardı. Sonra dava açmayla tehdit edildin. Tam senin başına gelebilecek bir olay. Burada söyleyelim mi? Evet, söyleyelim. Ya zaten kaldırdık o ismi. Evet. Yani ben ilk rap kariyerime başladığımda Lil Kara İbrahim Gil'i ismiyle... Bir de yani böyle hani Google çok önemli abi. Ne deniyordu ona? SEO mu? SEO. İşte. SEO yapıyor işte filan deyip bu isimle böyle bir yere varmaya çalışmak çok komik. Zaten tam olarak bu yüzden bana dava açılmak üzereydi. Çok da haklılar. Çok da haklılar. Yani %100 haklılar. O bir şeymiş yani. Hadi yanıltıcı. Şaka yapıyoruz. Sadece rica ettiler. Dava tabii, tabii. Falan açılmadı. Yok, dava yani. Açılmadı ama aynen. Bir şey bir yere gidecekti. Çok da haklı bir rica. Sen de hemen kabul ettin. Ya ben o şarkı yayıldı, dinleniyor falan. Bir gün bir mail geldi. Böyle işte sallıyorum, Mehmet Şahin böyle bir isim. Yani hiçbir kurum falan bir şey yok. Diyor ki yani ben Nil Karabiremgil'in avukatıyım ve o şeyleri silebilir misiniz acaba? Hani dava açmak istemiyoruz. Çok iyi niyetli olduğunuzu da biliyoruz. Hı-hı. Hakikaten de iyi niyetliyim yani. Hiçbir tabii canım. Şey. Yani. Sonra işte rica ettiler. Ben de hani o yanıltıcı şey oluyormuş işte. Benzer evet, isimle açtığın zaman. Şey gibi işte, öz börek salonu falan aynen, gibi böyle bir şey olan bir şeyin üstüne. Tamam dedim, evet, mantıklı. Bu. Sildim ben de. Hani şey değil ya, ortada nefret yok. Hatta tabii, yani sevgi şey de yok. Sadece basit bir kelime şakası arada için. Arada bağ da yok. Hani müzik türleri arasında. Hiçbir alakası yok. Bir Almancı bir rapçi var yani falan. Sonra bu arada küçük keyifli bir detay. Sen demiştin bana. Ben kapattıktan sonra şarkıları silip bayağı takılıyordum. Sen demiştin ki kanka başka bir isimle açar mısın? İşte o adam. İşte böyle. Refliye öyle geçtik işte. 40 şarkın yoksa vazgeçmeyeceksin. Devam edeceksin. Seni motive eden bir dava da açsalar. Mail de gelse. Ve iyi ki de yapmışsın bu arada. İyi ki de yapmışız. Evet. Sonra nerelere gitti. Müthiş bir gitti. Şey oldu. Evet. belki bilmeyen vardır sevgili arkadaşlar. Berk'in 5 dakikada falan yaptığı bu arada. Gerçekten telefonla bu arada. Falan. Saçma sapan. Hatta şöyle oluyor aramızda. Mesela bir şey yapıyor, atıyor bana. Diyorum ki bu çok iyi olmuş. Bana yolla, hani biraz yalandan da olsa bir mix yapayım falan. Şey diyor bana. O zaman uğraşmış gibi olur. Hani o kadar o özen verilmesi evet. Gerekiyor bu işe falan. Ve o şarkılardan biri Çukur isimli dizide soundtrack olarak yayınlandı. Gerçekten. Onun da şöyle keyifli bir hikayesi var. Bir gün bana mail geldi. Mailler böyle bir geliyor bir ara. Yani şarkıyla ilgileniyoruz. Lil Reflü şarkısıyla diye bana geldi. Çünkü Google'a Lil Reflü yazmışlar. Öyle biri yok. Yani ulaşamamışlar belki aslında. O da iyi bir şey bu arada. Ulaşamaları evet, evet bu arada. Sonra ben yönlendirdim falan. Müthiş bir şeydi. O tecrübe nasıldı yani, televizyonda ya böyle onu izlemek? O inanılmazdı ya. Ben zaten inanmadım. Sen de inanmadın. Ben de inanmadım. O maile arada, sen yani. İnanmadın zaten. Aynen. Kanka böyle bir şey geldi ama dedin hani bana...
Yani bu, ben de abi şaka falan diye İnan zaten. Babamız da çok. Bu arada dizi sektörü hani çok hızlı hep bölüm yetiştirdikleri için tabii. Mail çok aceleydi. Çok acele, evet. Yani de... böyle hakikaten inandırıcı bir mail değil yani, kurumsal bir de durmuyor. Yine altında işte bilmem ne yapım falan da yok böyle. Yok yok tabii, biri bir böyle isim mail var, bir evet. Numara var, telefon numarası var falan. Aynen, çok komik. Neyse ben hani şaka diye aradım numarayı. Gerçek dediler ki biz istiyoruz o şarkıyı. Çok ciddi ilgileniyoruz yani. Ve pazartesi günkü bölüme yani montajladık, onay bekliyoruz falan dedim. Ne oluyor? Vay, dedim, gerçekten falan. Sonradan galiba şey Aras Bulut. Sonradan evet, evet Aras Bulut bizi çok seviyormuş zaten. Ve Lil Reflü'nün de D'yi ayrı yazın abi diye bir şarkı. Evet. Yani çok mu zor? Hatta bunu. Üzerine sahne yazılmış. Üzerine yani sahne keyifliydi. Yazılmış. Yani YouTube'dan izleyebilirsiniz. O karakter de takıntılı bir karaktermiş. Ben hala şey zannediyorum. Yani normal bir sahnenin arkasında çalacak. Ya da ne bileyim kredits'te çalacak. Sahne var ya. Evet, adam. Evet, onlar özel sahne yani yapmışlar. Aras evet. Bulut'un karakteri karakterli şeydi. Diğer kötü adamları o de ayrı yalnız falan diye dövüyor. Yani... O ki ayrı yazılır diye yerde vuruyor falan. Abi... Sahneyi de sen yazmışsın evet, gibi. Evet evet, bayağı oturup yazmışız gibi yani. Evet, bayağı inanılmaz bir şeydi benim için ya zaten. Sonra devam ettin şarkı yayınlamaya. Sonra uğraşmamaya evet. Da devam ettin. Evet. O şarkında mix'i yok bu arada. Yok mix'i tabii. Yok. Bas yok. Öyle yayınlamaya. Bas yok. Öyle bir rap şarkısı yani. Alttan bir şey duyarsan duyuyorsun. Ama işte trap müziği çok güzel özetleyen bir yani, persona ve yani durum. Evet. O yüzden tebrik ediyorum seni. Çabuk çok... çorba gibi. Evet yani bir de çok yaratıcı. Bir tane de efsane öyle bir trap şarkısı yaptığımız yayın var. O zaten. Onu zaten biliyorlardır zaten. Diye tahmin ediyorum. Olmadı denk bahsedeceğiz gelsinler. Bahsedeceğiz ya bir dakika falan. Yani evet çok iyiydi ya o yayın. Çok gerçekten. Güzeldi abi. Çok devamı iyi için sponsor arıyoruz. Evet. Buradan duyurmuş olalım. Spontane ne yaptığımızı da söyleyelim. Aynen. Hiç ilk defa duyanlar için. Biz baya şu an içerikte sponsor duyurusu yapıyoruz. Yani. Yapalım ne olacak? Hadi tamam yapalım. Biz bu İnanmıyorsanız bir şey iyi yapıyorsan reklam bulacaksın. Sponsora motive edeceğiz. 30 yaşına kadar bir şeyi iyi yap falan bir de genel. Aşırı genel. Çok benim tam uygulamadığım bir şey bu arada. Bir şeyi iyi yaptı. Çok güzel bir evet. Canlı yayında seyircilerden aldığımız kelimelerle aynen. Sevgili Boğaç'la rap şarkısı yaptık ve bunu yayınladık. Evet. İnanılmaz izlendi o yayın. Aynen, ve böyle çok iyiydi. Tekrarları falan YouTube'a koydu evet, sonra. Aynen, YouTube'da o da var. Orada da bayağı bir izlendi. Falan. Evet evet. Yani çok, inanılmaz çok bir keyifliydi bir de. Çok yani. Eğlenceli en eğlendiğim yayınlardan gerçekten biriydi. Çok iyi. Evet sponsor arıyoruz onu. Evet, buyuralım. Haberiniz olsun. Sen de bir de son olarak konuşmak istediğim böyle tabii. Bir kaliteli bir sinefillik durumu var. Yani sen bize her zaman sanat filmlerini zorlayan. Abi Mubi'yi açıyorum ne çıkarsa atıyorum. Güzel ben yani olması gereken. Bizi işte senelerdir bütün arkadaşlarımız boyunca abi şunu izledim. Şunu izledim. Ben de hiçbirini izlemedim. Olsun. Böyle bir arkadaşlığımız var sende ama sebebini burada sana ilk defa içerikte açıklamak istiyorum. Tabii ki. Biliyorsun sinema okudum. Hı-hı. Ve o sinema okurken böyle iki tane adamın yani konuşmasını çekemeyen arkadaşlar gidip sanat filmi falan çekmeye çalışıyordu. Çok siyah beyaz böyle. Bu arada. Yok işte efendim orada şömine varmış da şömine ailenin içindeki şeyi simgeliyormuş ama konuşmayı çekemiyor daha falan. Kurgusu yanlış. Hani ben ona bir tepki geliştirdim sen abi. Sen işin mutfağını gördüğün için soğuma yani gelmiş. Yani işte sana. Şey gibi oldu bana böyle nasıl derler hani gibi yaptıkları için bir mesafe nedense. Anladım. Bütün çok sanat filmlerine bir mesafe koydum. Çok haklıyım. Ben ama anlamıyordum çünkü. Niye 33 yaşına onu? Gelip hala bunu şey sunmak yanlış. Artık bu dünyaya girmem ama yok, lazım. Anlıyorum. Anlayabildiğim bir şey. Evet yani ona bir mesafeliydim. Sonrasında da birazcık şey korkusundan izlemedim. Ya anlamazsam filan hani ya böyle müthiş bir şey anlatıyor. Ben abi görüntüler çok güzel seviyesinde kalırsam. Hani kitap okumuyoruz bir şey yapmıyoruz filan diye böyle bir büyüttüm onu. Büyüttükçe. Anlamaman için uğraşıyorlar ki ya zaten. Hani, işte ben de ya anlamazsam diye. öyle bir tribe girdim. Anlarsan kötü falan bazı filmler var. Anlarsan hoş değil ya. o yüzden sana onu sormak istiyorum. Yani böyle bu kültüre nasıl insan kendini aşılar? Yani bu İşin hani bir okulu tabii ki yok. Tabii. Ben hani izleyip ne benim hoşuma gidiyorsa onu yani öneriyorum insanlara. Ben de şeyi çok geç kırdım bu arada. Senin kırdığın şeyi aslında üniversitede kırdım. Koltuğu falan diyor. Öyle bir şey anlatsana sen. Delirmişti artık böyle. Konuyla da alakası yok.
Yani o koltuk aynı, seni de kilitliyor yarım saat. Aynı koltuğu kırma hikayesi. Ya ben de ilk defa sinirlerle açıkan. Yani ilk defa kırdım deyince böyle. Kusura bakmayın. Üniversitede. Üniversitede ilk defa mesela Nuri Bilge Ceylan filmini arkadaşım ağzıma soktu kürekle artık. Şunu izle ya ne olur falan diye. Ya tamam dedim hadi ya. Ben de aşırı şeydim ya ne alaka falan. Abi sonra böyle hastası oldum ya. Çünkü hani o işte yavaş film diyorlar ya böyle ağır çekmişler bunu falan. Çok uzun abi falan diye. Mesela başka şeyler için de diyorlar da falan. Yavaş. Çok uzun olan Nuri Bilge Ceylan'dan çok kırdım diyorsun sonra orada. Yani o böyle sabır gösterince biraz hiç açılmadığım bir okyanusa açıldım. İğrenç. Salak salak. Yani öyle ve o dünyaya girip. Evet ya şeyi fark ettim. O film uzunsa mesela o ihtiyacı oluyor yani o kadar dakikaya. Anlatmak istediği şey öyle oluyor filmin yani falan. Oradan ta yürümesi lazım orada. Aynen kadar. Yürümesi lazım. Böyle iğrenç yorum böyle cahil yorum. O duracak kamera 10 dakika orada falan diye. Yani öyle bir yeni bir dünyaya açıldım. Ben yıktığım için o önyargıyı istiyorum ki insanlar da hani yıksın. Evet. Bravo. Ama sen hala izleyeceğim. Yo izleyeceğim. Bir Zamanlar Anadolu'dayı lütfen artık. Onu izle sadece. Ya onu çok öyle iyi. Şey yaptınız bak, ki. Bak gerilimi çok iyi. İşte ben de şöyle bir gerilim filmi olarak izle onu. O zaman tamam falan. Çok yanlış. Hiç gerilmedim ya falan. Şey oldu bende ya. Böyle hipsterlık var ya benim içten içe. Sen kesin biliyorsundur. Estağfurullah. Ben de yıllar sonra bende hipsterlık olduğunu fark ettim. Birkaç kişi böyle aşırı övünce bir şey. Popüler şeyi. Falan yapıyorum. Böyle aşırı izleyeceğim varsa kim da izlemiyorum. Kim Bir Zamanlar Anadolu'da 3 kişi övdünüz. O kadar övdünüz ki. Böyle anladım. Ben o övgüyü karşılayamayacağım korkusuna girip benden anladım. Bir beklenti oluştu anladım. Diye ben bayağı aslında hipster değilmişim. Anksiyete bozukluğum var. Sen sonrasını çok düşünüyorsun bak yapma onu. Doğru diyorsun. Saçma gene aynı gene motivasyona. O koltuğu düşün her zaman. Kırdın o koltuğu. Kırdın. Evet. Boş ver abi de. Dene bir gün dene. Sonrasını, konfor alanından çık. Sonrasını gerçekten çok düşünüyorum. Çok haklısın ya. Evet konfor çok alanı vardır hocam. Evet. Evet. Katarsis'ten bu hafta bu kadar. Müthiş programdı bu arada. Yani bittik mi? Buradan bir uyarı da bulunmak istiyorum. Şey uyarı değil. Bir özür de bulunmak istiyorum izleyenlerimizden. Biz tabii Berk'le birazcık fazla samimi olduğumuz için fazla gülüp eğlenmiş olabiliriz. Biraz rahatsız etmiş olabilir bazı insanları. Cüneyt bir daha da gelmesin abi, onlar falan. Niye ciddi mi yapacaktık bunu? Yani aynen. Yok belki fazla şımarmış olabiliriz birbirimizi bulunca. Kesin canım. Evet. Kusura bak. Çok teşekkür ederim ama geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Harika program oldu. Çok teşekkür çok güldüm, eğlendim. Ne zaman ararsanız bir burada. Daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum. Bir daha artık. Bakalım. Birkaç saat sonra görüşürüz herhalde. Yani beraber gideceğiz buradan. Peki teşekkür ederiz efendim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz yerlerden Sokrates video kesti. Takip etmeyi, dinlemeyi unutmayın. İzlemeyi de unutmayın. Çok kötü bir final oldu. Hoşçakalın. Bu programa yakıştı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.